Bugün 65 yaş ve üstü için sokağa çıkma günüydü. Saat 14 ila 20 arasında sokağa çıktılar. İstanbul Kağıthane'de oturanlar bugün daha da şanslıydı. Onlar için ayrılan park alanında hep birlikte spor yaptılar. Gecelerim geçer uykusuz. Ben deniz, Rafet korkusuz. Biraz kollarımdan zorlanıyorum. Kilolar var ya. Eğleniyor musunuz? Çok eğleniyorsun. Çok eğleniyorsun. Yani çocuklar gibi. İnanılacak gibi değil. Gençlere taş çıkartıyoruz. Evde de boş durmuyoruz. Bandana şubu yapıyoruz. 65 yaş ve üstü olanlar neredeyse 2,5 aydır evden dışarı adım atamıyorlardı. Ama Kağıthane Belediyesi onlara öyle güzel bir sürpriz hazırladı ki bakın yüzleri nasıl da gülüyor. Şu an hangi hareketi yapıyorsunuz? Eli kaldı yukarı, bir de aşağıya yukarı. Aşağıya yukarı kaldı. Zorluyor mu sizi? Zorluyoruz. Ben de onları yoruluyor ama dinlenmem fakat ben sporcu bir adam. Böyle gelmiş bir adamım. Gençlere taş çıkartıyor musunuz? Elhamdülillah. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Yaşım 41 doğumluyum. 79 yaşındayım ama maşallah 40 yaşında gibi kendimi hissediyorum. Bu kadar dinç hissediyorsunuz kendinizi. Elhamdülillah. Ayşe teyze de aylardır evden çıkamıyordu. Belirli aralıklarda çıktığında da parkta yürüyüş yapıyordu. Ama bugün o da bu alanda arkadaşlarıyla birlikte toplandı ve spor yapıyor. Ayşe teyze mutlu musun? Spor nasıl gidiyor? Çok mutluyum. Herkes spor yapsın tavsiye ederim. Eğleniyor musunuz? Çok güzel, aynen. En hareketli sizi görüyorum. Nasıl, güzel gidiyor mu spor? Süper, süper. Sıkılmış mıydınız evde? Evet. Amcayı ben burada gördüm. En son başının üstüne çıkmıştı ki amca demek de istemiyorum açıkçası. Gençlere taş çıkartıyorsunuz efendim. Bu ne hareketlilik? Ne yapayım, doğuştan böyleyim ben. Yorulmuyorsunuz da. Yok. Şimdi hepsinin yüzü gülüyor ama akşam saatler 8'i gösterdiğinde hepsi evine dönmek zorunda. Bu spor hem ruhlarına hem de bedenlerine oldukça iyi geldi. Tabii biraz da yoruldular ama onlar yine de bu etkinliğin her zaman yapılmasını istiyor. Sizinle konuşmak için hızınıza yetişemedim. Bu nasıl hareketlilik böyle? Böyle kendime böyle yetiştirdim, hep hızlı.